Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli izleyenlerimiz. Hepiniz hoş geldiniz İslam'ın Aynası programımıza. Bugün son derece sohbetinden keyif aldığım kıymetli bir arkadaşım var. Sevgili Nurcan Coşkun hocam. Ve aynı zamanda işleyeceğimiz konuda hepinizin dikkatle dinleyeceğini düşündüğüm takva konusu. Takva ile ilgili hem sizlerden gelen soruları ya da sizlerden gelebileceğini düşündüğüm soruları hem de kendimce sevgili arkadaşımla muhabbet ederken aklımıza düşen soruları paylaşacağım. Konuğuma hoş geldin diyeceğim. Sevgili arkadaşım, memnun oldum seni gördüğüme. Nasılsın, iyisin? Çok teşekkür ederim hocam. Aynı duyguları paylaşıyorum. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hamdolsun, ben de iyiyim. Takva konusu üzerinde durulan korku mu daha fazladır takvada, sorumluluk mu daha fazladır takvada? Üzerinde hasbihal ettiğimiz, bize de zaman zaman gelen soruların içerisinde olan bir mevzu. Ne dersin, takvayı nasıl tanımlarsın? Takva öncelikle bir kulun Allah'a karşı duruşunu ifade ediyor. Yani Rabbimizin karşısında dünyadaki yerimizi, mevkiimizi, onun nazarındaki kulluk mertebemizi belki de ifade ediyor. Bu anlamda kul tarafından baktığımız zaman içerisinde hem korkuyu da barındırıyor hem de sevgiyi barındırıyor. Ama bunun derecesi tabii ki kulun kendisine özel. Her birimizde bazen baskın olan duygu korku olabilir. Bazen de baskın olan duygu sevgi olabilir. Ne güzel bir yerden girdin. Benim de bu hafta kendi dersimde katılan kişilerle hasbihal ederken seher sevgi içerisinde bir parça kaybetme duygusu da olabilir. Herhalde Allah ile iletişimimizde onun sevgisini kaybeder miyim? Ya da onun benden hoşnut olmayacağı bir davranışı yapar mıyım? Böyle bir kaygıyı muhafaza eden bir sevgi var, değil mi? Evet Allah hocam. sevgisinde ve takvada. Evet hocam, İslam alimlerinin takva tanımlarına baktığımız zaman diyorlar ki Allah'ın sevgisini kaybedip gazabına uğramaktan korkmaktır takva. Yani çünkü kendileri kul olarak Allah'ın nazarında nerede olduklarını az çok kestirebiliyorlar. Çünkü hayat tarzları Rablerine yaklaşmak adına ibadetlerle dolu, hayır hasenatla dolu, ilimle, itaatle dolu. O sebeple Rablerine tam da yaklaşmışken herhangi bir hata yapıp da Rablerinin nazarında yani tabiri caizse gözden düşmek istemiyorlar. Bu anlamda diyorlar ki Allah'ın sevgisini kaybetmemek, gazabına uğramamak adına yapılan çalışmalar takvadır diyorlar. Herkesin de kendi seviyesince galiba yaklaşabilme uğraşınca Allah'a yakınlığını hissetme potansiyeli farklı farklı. Kimi alimler, değerli mutasavvıflar çok farklı, mesela Hazreti Mevlana çok farklı düzeyde yaşarken bizler belki ilimle hasbihal olanlar, şöyle böyle dinleyici olanlar, yaşamaya çalışanların o yakınlık bağını koruması da biraz daha farklı ya da hissedebilmesi farklı. Allah'a yakınlığımızı, o hissi ya da o yaklaşabilme muradını gönlümüzde daha da pekiştirsin inşallah. İnşallah hocam. Yaklaşma çabası da farklı oluyor. Değil mi? Hissedişi farklı olduğu gibi insanların herkesin de takvaya ulaşması çabası farklı oluyor. İslam alimlerinden örnek verelim. Zühd ile ulaşmaya çalışan İslam alimleri olmuşlar. Zühd nedir? Kendisini dünya nimetlerinden uzaklaştırarak Rabbine yakınlaştırma çabası. Hani bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından belki hoş görülmemiş. O anlamda neden? Çünkü Rabbinin nimetlerinden her kulun istifade etmesini, dünyadan gereği kadar yararlanmasını istemiş Peygamber Efendimiz ve Allahü Teala. Bu anlamda tamamen dünyadan el etek çekerek kendisini bir ruhban hayatı gibi dünyadan uzaklaştırarak takva bilincine erişmeye çalışmak hoş görülmemiş. Diğer taraftan da dediğiniz gibi herkesin bir ulaşma çabası var. İslam alimlerininki böyle zühde yakın. Bizlerinki nasıl? Bizlerinki de şu modern çağın içerisinde belki kaosun, karmaşanın, dinden olan ya da dinden olmayan şeylerin birbirine karıştığı bir hayatta ayırt edebilme yetisini kazanmak. Öyle değil mi? Sosyal hayatta bizi zorlayan çok fazla şey var. Hani diyoruz ki bu fetvaya mı yakın, takvaya mı yakın? Bize en çok sorulan şeyler içerisinde halkımız diyor ki hocam bu işin fetvası mı, takvası mı? Yani fetva nedir? Hükümlere uygun olan şekilde uygulanması gereken şeyler. Takva deyince
daha üst boyutta, daha hassas davranılması gerektiği düşünülüyor. Hatta kimisi diyor ki, ha tamam o zaman. Yani fetva kısmı tamam böyleyse takva beni çok da ilgilendirmiyor diyebiliyor. Kimisi de demek takvası o mu deyip daha fazla onun üzerinde de durmaya çalışıyor. Özellikle soruluyor bazen verdiğimiz fetvalarda, hocam bana söyleyin bu fetva mı takva mı? Çünkü hani günahlardan uzak kalmak adına çaba gösterirken en iyisini de yapayım istiyor insanımız. Yani bu çok güzel bir çaba. Bunu asla göz ardı etmememiz gerekiyor. Çünkü öğrenerek, yani araştırarak hayatlarına yön vermek istiyor insanımız. Tabii bir İslam alimi gibi içtihat ederek hani takvaya ulaşamayız bizler. Ancak bilenlerden öğrenerek bu anlamda da bir adım atacağımız zaman muhakkak ki bir işin fetva ve takva boyutlarını araştırmamız gerekir. O zaman takva, benim senin bu sözlerinden, işte okumalardan, düşünmelerden çıkarttığım takva, kişinin kendi kalbince, kendi yetişme düzeyince, kendine ahlaken olgunlaştırma düzeyince değişebilen bir kıvamı var takvanın. Kimine göre bu çok işte hassasiyet, bu kadar da olmaz denilebilecek şey, kimine göre ruhuna iyi gelen bir detay haline gelebilir. Mesela günah konusunda da pek çok kişiyle konuştuğumuzda, onlardan edindiğimiz gözlemlerde bu günah mıdır canım, yani bu da günah mıdır diye küçümserken, kimileri başkalarının günah bile bakamayacağı bir şeyi, hatta kalbinden bile geçen kötü bir hissiyatı Allah'ım sen affeyle, günaha düşürme diye böyle sızlanan insanlarla da tanışıp karşılaşabiliyoruz. Demek ki her insanın kalbince farklılaşabilen bir boyutu var takvanın. Biz kalplerimizi nasıl eğitebiliriz, davranışlarımızı nasıl eğitebiliriz sevgili hocam? Evet hocam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir sevap ve günah tanımı, bir iyilik ve kötülük tanımı var. Oradan hareketle yola çıkalım. Hazreti Peygamber buyuruyor ki sevap kişiyi mutlu eden, Allah'a hoşnut eden her türlü davranış, ibadet, itaat. Günah ise, kötülük ise vicdanını sızlatan şey, içini rahatsız eden, içini kemiren şey. Ya, ne kadar güzel bir vurgu. Her ne kadar diyor. Herkese göre değişiyor. Aynen hocam. Şurada da çok önemli bir ayrıntı veriyor Peygamber Efendimiz. Her ne kadar diyor insanlar sana fetva verseler de bu konuda, yine de diyor sen kalbine danış. Yani öyleyse sizin ifade ettiğiniz gibi herkese göre bu günah tanımı, bu takva tanımı değişiyor. Yani dünya görüşümüze göre, ibadet hayatımıza göre, ahlakımıza göre değişiyor demek. İçimizi kemiren şey, vicdanımızı rahatsız eden şey çok ufacık, zerre kadar bir şey olacağı gibi dağlar kadar büyük bir şey de olabilir. Çünkü kişinin kendisi daha iyi bilir. O davranışı neden yapmak istediğini. Bir gösteriş boyutu var, alkışlanma, tertip edilme tarafı var. Bir de hakikaten haza, Allah'ın istediği gibi bir insan olmaya çalışma var. Neyi neden yapmak istediğini en iyi kendisi ölçüp biçebilir galiba. O yüzden Peygamber Efendimiz herkes tarafından beğenilmiş olsan da, hani fetva almış olsan demesini ben böyle de yorumluyorum. Bir de sen kendi kalbine sor. Asıl insanın kalbi o zaman tam bir doğru puana yaklaştırıyor bizi. Evet. Tatmin noktasını işaret ediyor sanıyorum ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Çünkü hocam bazen sıkışıp daraldığımız noktalar olabilir. Yani her birimiz hani bu işin ilmini almaya çalışsak da bir işe adım atarken birbirimize danışıyoruz. Acaba böyle mi yapsam, acaba şöyle mi hareket etsem daha doğru olur diye. İstişarede hayır var. İstişarede hayır var. Aynen dediğiniz gibi. İşte takva boyutuna kişinin ulaşabilmesi için de belli bir seviye atlaması, yani belli merhaleleri kat etmesi gerekiyor. Hani avamın takvası, havasın takvası gibi, aynen oruç bahsinde de deriz ya, hani ayırt yemeden edilir, içmeden uzak kalmak avamın orucudur. İşte günahlardan, Allah'tan başka her şeyden uzak kalmak havasın, ilim sahiplerinin orucudur. Allah'tan başka her şeyi geride bırakmak peygamberlerin orucudur gibi. Bu tanımı ben takvaya da uygulamak istiyorum. Yani halkın takvası, işte kendince günah gördüğü şeylerden ya da yaşam tarzına, bakış açısına göre günah gördüğü, içine sinmeyen şeylerden uzak kalmak. İlim ehlinin takvası ise Rabbinin sevgisinden uzak kalmak. Yani bunun için de çaba göstermek, belli aşamaları kat etmek de gerekiyor diyebiliriz. Hazreti Peygamber'in buyurduğu üzere günah ve sevap tanımlarına uyan tarzda bir hareket benimsememiz gerekiyor.
Hocam o zaman genelin, çoğunluğun ya da pek çok kişinin, herkesin onayından geçen şey bazen daha iyi de olmayabilir. İyi olabilir, belki de kötü olabilir. Eksikleri, yanlışları, tutarsızlıkları olabilir. O zaman daha iyiyi arayan bir insan olabilmeliyim. Herkes gibi yapmak bir ölçüm olmayacak. Bunu anlıyorum. Yine sevgili arkadaşım, senin dediklerinden şöyle bir soru geldi aklıma. İnsan en zor bir sınavı geçti diyelim. O zor sınavı geçtikten sonra kendimize ben takvalı oldum diyebilir miyiz? Takvalıyım diyebilir miyiz? Böyle bir sonuca varabilir miyiz? Kendi kendimizi değerlendirebilir miyiz? Evet, bir başkasını geçtim. Kendimiz için ben teheccüdlere kalkıyorum diyelim. Yani inşallah yapmaya çalışırız. Teheccüdlere kalkıyorum. İşte insanlarla iyi iletişimim var. Onların gönüllerini alıyorum. Şöyle bir niyetime baktığımda da fena da bir insan değilim. Öyle niyeti bozuk biri de değilim diyelim. Böyle bir insan kendisine ben takvalıyım işte diyebilir mi? Takvalıyım dememesi belki de doğru olandır hocam. Yani kişinin Allah nazarından kendisine bakması, bu anlamda kendisini haşa Allahü Teala'ymış gibi değerlendirmesi doğru değildir. Ama bu yolda ilerlediğini, bu yolda çaba gösterdiğini, kendisini motive etmek adına, kendisini bu yolda güdülemek adına değerlendirmesi güzel olabilir. Ama kendisini takvalı olarak görmek o ince çizgiden bizi uzaklaştırabilir. Kibre, riyaya bizi belki de adım attırabilir. Yanlış oldum biliyorum. Bittim nasılsa. Aynen. Ben yücelerdeyim demesine neden olur. Evet, oldum demek bittim demektir. Yani ya, eğer ben takvalıyım diyorsak o zaman orada bir kibir alameti sezilebilir, öyle değil mi? Yani başka insanları daha eksik görebilirim. Evet, yani o anlamda da çok güzel yere temas ettiniz. İbadet, itaat anlamında, takva anlamında bizden aşağıdaki insanlara bakmak yerine bizden üstteki insanlara daha hassas davranan, ibadetinde, itaatinde daha güzel olmaya, daha verimli olmaya çalışan insanlara bakmamız gerekiyor. O zaman ancak ibadetimizi, yaptıklarımızı daha az görebiliriz. Ama zaten bizden aşağıdakilere bakarsak ben erdim, ben oldum diyebiliriz. Bu da bizi yanlışa sevk eder. Kibirin girdiği yerde de ibadetin değeri kalmaz. İnsan burada asıl ölçü, kendisini değerlendirme ölçüsü, merci kendi değil. Evet. Biz bir şeyler yapmaya çalışacağız. Sevgili hocam, şimdi böyle bir insan, teheccüdlerini kılan, akşam namazından sonra evabi namazını kılan birisi ya da kuşluk namazlarını kaçırmamaya gayret eden, belki de pazartesi, perşembe oruçlarını da tutmaya çalışan birisi, bunları yapmayan, farzlarını ihmal etmemeye çalışan birisini gördüğünde canım o da hiç takvalı değil deme hakkı var mı? Hayır. Yani yine deme hakkı da yok. Yine deme hakkımız yok. Çünkü bir başkasına suizan ile bakmamız bizim Allah katındaki değerimizi düşürür hocam. Ama neden? Şimdi teheccüdlerini kılmıyor. İşte farz namazlarını kılıyor. Cuma'dan cumaya gidiyor diyelim erkekler için. Hanımlar da tabii cuma namazına iştirak edebilirler. Ve kuşluk namazını kılıyor. 12 rekat bile oruçlarını da tutuyor. Böyle bir insanın bir başkası için canım o da takvalı değil deme hakkı yok mu şimdi? Yok ben hocam. Kışkırtan sorular. Evet, ameller niyetlere göredir. Yani hocam, yani farzları yaptıktan sonra tabii ki ibadet hayatımızı nafilelerle desteklemek, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetleriyle desteklemek bir kul için elbette ki bulunmaz nimet. Bizi Rabbimiz katına yaklaştıran o merdivenlerden bir tanesi. Ancak şimdi biraz evvelki dediğimiz gibi oldum seviyesine getirir bizi. Oldum dedirten haller görülür bizde. O yüzden burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bizim bu ibadetleri yaparken niyetimiz gösteriş olabilir, riya olabilir. O anlamda bizim ibadetlerimizin değerini içimizdeki kötü duygular bitirebilir. Bizim ibadetimizin değerini gösteren şey çok fazla yapmamız değil, içerisindeki ihlastır. Hazreti Peygamber Aleyhisselam ne buyuruyor? İbadetlerin en kıymetlisi az da olsa devamlı olanıdır. Bizim için en önemli olan farz ibadetler. Farzların da yapılmasıyla birlikte bize değer katan nafileler. Ama biz nafileleri yapıyoruz, her türlü güzel işin, hayrın peşinde koşuyoruz diye bizim gibi olmayan insanları değerlendirme hakkını kendimizde
kendimizde bulmak bizi yanlışa sürükler. Hı-hı. Dediğimiz gibi bir yargılama merceği değiliz. Yargılamayı Rabbimiz yapar. Biz değerlendiremeyiz. Hı-hı. Ancak kendimize dünyada arkadaş edinirken, yaren edinirken belki değerlendiririz, onlardan, hı-hı, uzak kalırız ya da yaklaşırız. Ama değerlendirerek onlar hakkında hüküm biçmek, hı-hı, bir kula yakışmaz. Bu zamanla, eğer öyle olursak, zamanla kendimizi başkalarının da yüceltmesini devamlı bekleyen birisi haline de düşebiliriz aslında. Evet. Bu bir üstünlük duygusu da değil, davranışı da değil. Bu bir düşkünlüktür, zaaftır. Zaaflarımızın bir bakarız ki Allah korusun esiri olup çıkmışız. O yüzden çok önemli noktalara aslında sevgili hocam temas da ediyoruz değil mi? Evet, yani hocam. Ben aydınlanıyorum, ben istifade ediyorum. Kıymetli dinleyenlerimiz de mutlaka pür dikkatle bizi dinlediklerini düşünüyorum. Kulağım sende sevgili arkadaşım. Övgü de burada önemli. Dediğiniz gibi orada da birkaç cümle edelim. Eğer biz bu güzel ibadetleri yaparken bunu fark eden insanlar da sen ne kadar dikkatlisin, takvalısın, işte şöyle ihlaslısın derlerse bu da bizim gönlümüzde farklı bir duygulanmaya neden olabilir. Hazreti Peygamber ne buyuruyordu? Onun yanında onu övmeyin. Çünkü onun kalbine farklı duygular, farklı hissiyatlar gelebilir üstünlük buyuruyordu. Üstünlük duygusu dahi düşebilir. İşte ben onlardan ne kadar üstünüm, bak nasıl da fark ediyorlar gibi böyle bir duyguya da düşebilirim. Düşkünlük yani bu yüksek bir meziyette değil. Evet. Bugün bu konuya da bakarak işte hazırlığımı yapıyorum. Şöyle bir mutasavvuf alimin bir görüşüyle karşılaştım. Elbette istifadeye hep açığız. Herkesten istifadeye açığız ama bazen de sorularımız, sorgulamalarımız, hatta eleştirilerimiz de olabilir. Daha iyiye ulaşalım, o mutasavvuf alimi de daha iyi anlayabilelim diye. Şimdi bu mutasavvuf alimin şöyle bir görüşü var sevgili hocam, sen ne dersin? Gerçek takva ehlinin kendini başkalarından önemsiz, başkalarını kendinden değerli görmesi gerektiğini söyler. Ben buna şöyle bir eleştiri getirdim. İnsanın kendisini de değerli görmesi lazım. Hani bugünün psikolojisinde kendine değer veren, kendine öz farkındalığı olan insan başkalarına da değer verir, başkalarının da farkına varır. Böyle bir yaklaşımdayız. Bu mutasavvuf alimin bizi vardırmak istediği anlamı evet anlıyorum. Çok kıymetli bir tarafı var. Belki başından beri hasbihal ederken söylediğimiz, kibre düşmesin, kendini başkalarının nazarında da yüceltmesin. O anlamı bizi çekmeye çalışabilir. Ama bir taraftan da bugünün insanın kendisini değerli görmesi, Allah'ın yarattığı bir kulum. Evet, hatalarım, günahlarım olabilir. Düşe kalka yol alıyor olabilirim. Bazen savruluyor da olabilirim ama ben değerli bir kulum diye kendine kıymet biçmesi, bu önemli bir yan. Kıymet biçen bir insan başkalarındaki değeri de çıkartır mı? Değeri de görür mü sevgili hocam? Şimdi hocam, başkalarının ibadetiyle, başkalarının hayatıyla, ruh dünyasıyla kendimizi değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü Rabbimiz her birimizi biricik yaratmıştır. Her birimizin bakış açısı farklı, anlayışı farklı, zeka seviyesi farklı, beden gücü farklı. O anlamda bambaşka olan insanların birbirini bu şekilde değerlendirmesi, onu bir ölçü olarak düşünmesi de çok da doğru olmayabilir. Ancak genel bir kural olarak hani görünen şeyler itibariyle belki değerlendirilebilir ama bu minvalde o tam bir ölçü olamaz. Yani gözümüzün önündeki o değerlendirdiğimiz kişi ibadet ve Rabbine yakınlık anlamında bizim için kesin bir ölçü olamaz. Yani çünkü takva bizim kendi otokontrol sistemimiz. Kendi nefis muhasebemiz. Yani onun otokontrolü farklı, benim otokontrolüm farklı. Çünkü Rabbimiz her birimizi bir potansiyel üzere yaratmış. Sizin potansiyeliniz farklı, dayanma gücünüz farklı, anlama gücünüz farklı. Benim dayanma gücüm, anlama kabiliyetim, her şeyim farklı. O anlamda her birimiz biz kendimizi farklı alanlarda kontrol ediyoruz, farklı alanlarda ilerletiyoruz. O yüzden önümüze bir ölçü koyup kendimizi o ölçüye göre değerlendirmek, o ölçüden geri ya da ileri olduğumuzu söylemek bu anlamda doğru olmaz. Değerlilik dediniz, değerliliğe de biraz girelim. Evet, Rabbimizin her yarattığı değerli ama tüm yaratılmışların içerisinde de insan
en değerlisi, eşrefi mahlukat. Bir başkasını her anlamda değerli görürken kendimizi değersiz görürsek Rabbimize de haksızlık etmiş oluruz. Aşağılık kompleksi mi oluşuyor bunlarda? Aynen hocam. Yani yaptığımızın değerli olduğunu bilmeliyiz ama kendimizi bir yarışın içerisinde hissetmeliyiz. Ne buyuruyordu Rabbimiz? İyilikte ve takvada yarışın. Maide suresinin 2. ayet-i kerimesinde iyilik ve takvada yarışın. Düşmanlık ve kin üzerine yarışmayın. Yani bir yarış var. Takvalı olanları göreceğiz. Takvalı olanlarla ilgili düşüncelerimiz elbette ki olacak. Hissiyatımız olacak ama kendimizi ona göre değerlendirmeyeceğiz. Ya da onunla bir yarış haline girmeyeceğiz. Herkes ölçüt, kendisi kulvarında yarışıyor çünkü. Ne güzel. Ölçütümüz başkaları değil. O ulaşılmak istenen mertebe neyse o. Bir de böyle bir şeyde iyiliklerde, hayırlarda yarışmak insana birbirlerine kıskançlık, haset, ne bileyim kin vesaire, niye benden üstün, hayırda niye beni geçiyor gibilerden böyle bir ikircikli duyguya kaptırmaz herhalde. Evet. Yani iyiliklerde yarışma, karşıdaki insanın iyiliğini de takdir edebilme, onu onaylama, ya ben de bak o yapıyor, böyle bir su kuyusu açtırmış, ne kadar güzel, ben de yaptırayım. Ya da falanca kişinin ihtiyacını karşılamış, ne kadar güzel, bak ben de yapayım. Böyle bir erdemli duyguya yaklaşma için daha çırpınmasına vesile olur. Aynen hocam. Yani mesela Kur'an kurslarına gittiğimiz zaman hanımlara diyoruz ki hani burada yarışmıyorsunuz. Herkes kendi kulvarında yarışıyor. Kur'an'ı öğrenirken bir yarışma halinde değilsiniz. Birbirinizi geçip de kursun birincisi olmayacaksınız. Mesela Kur'an'daki hatalarınızı gideriyorsunuz. Surelerdeki hatalarınızı gideriyorsunuz. İlmihal bilgilerinizi tazeliyorsunuz. Herkes kendi birinciliğine oynuyor burada. Yani mesela okullarda tabii ki yarışmalar yapılıyor. Ancak çocuğun kendi alanında birinci olabilmesi için, kendi kendini ilerletmesi için yapılan bir yarış. Dünya hayatı da böyle. Yani biz A şahsıyla B şahsıyla yarışmıyoruz. Çünkü her birimiz ahiret sınavında kendi hesabımızdan sorumluyuz. O yüzden bir başkasının yaşam tarzı bizi bir yere kadar ilgilendirir. Eğer hayatımıza müdahale içeriyorsa, eğer bizim hayatımızı etkiliyorsa kötü anlamda ya da iyi anlamda. O anlamda takvalı insanları takip etmek, onların güzel huylarından, ahlakından edinmeye gayret etmek tabii ki önemli. Ama onlara göre kendimizi değerlendirmek aşağılık kompleksine de kaptırabilir. Evet. Yaptıklarımızı değersizleştirebilir. Belki çok güzel ameller yapıyoruz. Bir insanın 5 lira vermesiyle belki 1 milyar vermesi farklıdır. Yani görünüş itibariyle ama o kişinin verdiği 1 lira 5 lira Rabbimiz katında belki de çok çok daha kıymetlidir. Bedenen harcettiği güç çok çok Allah yolunda gecesini gündüzüne katan insandan bile değerli olabilir ama bunu biz değerlendiremeyiz. Bu değerlendirme ölçütünün bizde olmaması insanı kurtarıyor, ferahlandırıyor. Eğer bizde olmuş olsa çok küçük puanlar verebiliriz ya da aşırı derecede yüceltebiliriz. O dengeyi bozabiliriz. Ama Rahman'da olduğunu bilmemiz bizi daha da gayretlendiriyor. Bir de galiba herkesin kabı farklı. Yani kendimizi gerçekleştirebilmek için belki bu dünyaya gönderildik. Hem kul olarak hem de insani taraflarımızı daha güzelleştirebilme olarak. Herkesin ölçüsü farklı. Herkes kabını nasıl doldurur da nasıl gerçekleştirir? Eksiklerini Rahman nasıl değerlendirir? O iyi ki de bizde değil. Böyle bir ferahlandırma oldu hem bizlerde hem de mutlaka kıymetli dinleyenlerimizde. Evet. Evet, şimdi senin bu hatırlatmanla ilgili ben çeviriyorum tabii sayfalarım birbirleriyle senin söylediklerine de çok alakalı geliyor. Şimdi Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifini hem hatırlatayım. Her sözü gibi farklı bir bakış açısı bizlere kazandırıyor. Ameller kap gibidir buyurmuş Resulullah Efendimiz. İçeriği iyi olursa onun dışı da iyi olur. İçeriği bozuk olursa onun dışı da bozuk olur anlamına gelen böyle bir hadis-i şerifi. İnsanın o içeriği de niyetini ortaya koyuyor. Takvanın en ilgi alanı herhalde niyet kısmı. Dışarı yansıyan o şekil tarafı aynen ameller gibi. Ameller çok şaşalı olabilir, mütevazı olabilir, kendi ölçüsünce anlaşılmayabilir gerçekten o niyet bilinemediğinden. Ama bir amele değer kazandıran en önemli kısmı takva, yani iç derinlikte olan.
Derinliği de bir insanın kendi bilir. Peygamber Efendimizin hatırlatması gibi herkesten fetva bile almış olsan bir de vicdanına sor. Bir de en başta tabii Rahman bilir. Biz bu iç alemimizi nasıl güzelleştirmeye çalışalım hocam? Tökezlediğimiz zamanlar ne yapalım mesela? Madem bu kadar takvanın merkez alanı. Niyetimizi nasıl halis tutalım? Öyleyse evet. Konumuz, başlığımız bu olsun. Şimdi hocam ibadetlerimizi yaparken niyetimiz elbette ki güzel. Rahman'a, Rabbimize yaklaşmak. Ancak bir kul olarak bizi günahlardan uzaklaştıran şeyleri öncelikle bir tespit etmemiz gerekiyor. Hayatımızı bir muhasebeye tabi tutmamız gerekiyor. Yani kul olarak, insan olarak dünyada neyle görevliysek o görev içerisinde ben neredeyim? Yani hangi statüde olursak, hangi görevde, hangi makamda, mevkide olursak orada neredeyim? Yani önce bunun bir tespitini yapmamız gerekiyor. İnsan olarak neredeyim? Kul olarak neredeyim? Allah'ın beni görevlendirdiği görev içerisinde neredeyim? İnsan olarak da çok farklı görevlerimiz olabiliyor. Evlat olarak nasılım, ne bileyim yani, öğrenci olarak nasılım, kardeş olarak nasılım, abla olarak, abi olarak hayatta nasılım. Hayatta pek çok şeyiz hepimiz. Çocuk olarak nasılım, evet. Komşu olarak nasılım, yani insanın değerlendirmesi. Tabii bunlar sadece bir kişinin değerlendirmesiyle değil, her dinleyenin kendi bakışıyla da değerlendirecek. Birinin üzerine kalınıp da o değerlendirsin, tamam. Bitti olmuyor. Herkes kendisini değerlendirirse dünyada biraz daha, hani cennet olmaz ama biraz daha güzelleşebilir. Bunun için herhalde katkıda bulunmamız gerekir. Birinden devamlı beklemek de o insanı yorar ve Allah katında daha iyi bir kulu olacaksa da hep ben mi demesine, yorulmasına dediğiniz gibi sebep olur. Evet sevgili hocam, söz sende şimdi. Evet hocam, şimdi bu alanların hepsinde varız. Anneyiz, kardeşiz, evladız, öğrenciyiz. Yani takva bu boyutların hepsinde var. Tek bir alanda yok. O anlamda önce kendimizi bir muhasebeye tabi tutup bu alanlarda nasıl davranıyorum, niyetim nedir, ne kadar çaba gösteriyorum, bu alanda hareket etmek beni Rabbime ne kadar yaklaştırır. Mesela annelikte iyiyimdir ama öğrencilikte kötüyümdür. Mesela iş alanında iyiyimdir ama komşuluk ilişkilerinde kötüyümdür. Yani bir alandaki takvam zirvedir, diğer alanda takvadan eser yoktur. Evet. Bu anlamda önce kendimizi niyet sorgulamasına tabi tutmamız gerekiyor. Daha sonra işte dedik ya, önce kendimiz kendimizi sorgulamalıyız. Başkalarının düşüncelerinden önce biz kendimizi değerlendirmeliyiz. Yani kimse, işte o kazanandır, o kaybedendir, o günahkardır, o çok sevapla işi dışıdır diyemez. Böyle bir karar merci kimse değil. Değildir. Aa, bir de güzel. Gizli hallerimizi bilmiyoruz. Kimse de bizim gizli hallerimizi bilmiyor, öyle değil mi? Ve kimsenin de bilmiyoruz. Evet, kimseyi de bilmiyoruz. Çünkü çok sevdiğim bir söz var. Günahına şahit olursun ama tövbesine şahit olmazsın. Ya, işte ne kadar güzel. Evet, yani biz benim günah işlediğimi birisi görebilir ama gizli yerlerde, gecelerde gözyaşı dökerek tevbe ettiğimin farkında olmayabilirler. Evet. Bağışlandığımdan haberleri olmayabilir. O açıdan insanları yargılamak, ötekileştirmek, yok saymak bir kula düşmez. Bu da takvanın bir boyutudur. Kendini düşünmek. Öncelikle kendi ilerlemesini düşünmektir. Yani dediğimiz gibi otokontroldür aslında. Başkalarını düşünmeden önce kendisini yetiştirmek, başkalarına faydalı olabilecek kıvama getirmek. Aslında. Yani her halükarda sınırlarımızı bilmeye yaklaştığımızda, bilmek de değil belki ama yaklaştığımızda, o yüzden özellikle söyledim, takvaya da yaklaşıyoruz. Ama takvalıyım diyemiyoruz, o da takvalı diyemiyoruz. Evet. Belki ne güzel davranmışım, çok şükür Allah'ım deme hakkımız olabilir. Yani eğer diyeceksek, böyle içimizin ferahlığını bir cümleye dökeceksek. Ama hamd ederim ya Rabbi sana böyle bana bir davranışta bulunmayı nasip eylediğin için. Ya da bir başkasında güzel bir davranış gördüğümüzde ben de onun gibi olayım. Bak ne güzel bir hayır işledi, ne güzel bir insanın sevinmesine sebep oldu, hayatını güzelleştirdi, ağlamasını giderdi. Ben de öyle olayım demek, bu da belki takvalı. Yani
takvalı olmak iyi niyetten geçiyor. Çok güzel söylediniz hocam. Evet. Gıpta etmek. Hmm. Mümin mümine gıpta eder buyuruyor. Kıskanmaz, gıpta eder. Yani gıpta edilecek şeyleri bulmak. O bakış açısıyla insanlara bakmak. Kime gıpta edilir? İlim öğrenen, ilmiyle amil olan. Parası olup parasını Allah yolunda harcayan mümine gıpta edilir buyuruyor. Allah daha çok versin denilir değil mi? Evet. Yani Allah'ım bana da nasip et. Ben de senin yolunda aynen onun gibi harcayayım. Bana da ilim nasip et de ben de sana yaklaşmaya yol arayayım demek işte takvanın bir boyutu. Başkalarını yargılamaktan öte önce kendini yargılamak, kendine uygun bir ilerleme programı, planı çizmek takva. Peygamber Efendimiz'e hani sormuşlar, kişi cenneti nasıl kazanır diye. Buna dair pek çok cevabı var aslında. Pek çok iyilik yollarını açıcı örnekler de veriyor. Ama şunu da çok severim bugünkü konumuzla da ilgili. Güzel ahlak der Resulullah Efendimiz, bir de takva der. Takvanın ölçüsünü de kişiye bırakmış. Kalbinle hemhal olma, daha iyi bir insan olabilmek için çaba gösterme. Ölene kadar da sürecek olan bir yol galiba böyle bir yol. Dualarında sık sık andığı bir kelime Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın ne buyuruyor? Allah'ım senden gönül zenginliği, iffet, takva ve kanaat istiyorum buyuruyor. Baktığımız zaman bütün bu güzel huylar aslında Peygamber Efendimiz'de var. Bir duasında da Allah'ım nefsime takvasını ver buyuruyor. Çok severim ben bu duayı. Kalbime takvasını ver ya da nefsime takvasını ver. Her duasındaki gibi çok özel yanımıza dikkat çekiyor. Nefsime ya da kalbime takvasını nasip eyle. Eksik olduğumuz yönü ön plana çıkarıyor. Yani bir insanda biraz evvelki duaya baktığımız zaman iffet gereklidir. Bir toplumda yer edinebilmesi için, insan olabilmesi için, hakkıyla bir kul olabilmesi için. Onur duygusuna sahip olması onur, gerekir yani, erdem, değil mi? Evet, iffet, güzel ahlak, takva. Gönül zenginliği, kanaat. Bunlar bir insanın hakkıyla bir kul olabilmesinin temelini oluşturuyor aslında. Yine bir hadis-i şerifinde ne buyuruyordu Peygamber Efendimiz? Güzel ahlaktan daha değerli bir amel yoktur. Mizanda teraziyi ağırlaştıracak, terazide ağır gelecek daha hayırlı bir amel bilmiyorum diyor. Yani bu güzel ahlakın hepsi, yani takva dediğimiz alçak gönüllülük, mütevazilik, yardımseverlik, hayırda yarışma, bir başkasını önceleme, isar, ihsan, bunların hepsi bizi Rabbimize yaklaştıran, o mizanı ağırlaştıran amellerin içerisinde. Kimin neyden kazanıp kazanamayacağını ancak Allah bilir sözü benim için de önemli. Hepimiz için de önemli herhalde. Sen anlatırken aklıma gelen ve benim nihayetlendiğim cümle bu oluyor. Yargı mekanizması değiliz. Kim nelerden kazanır bir günün sonunda ya da bir ömrün sonunda, kim nelerden kaybeder biz bilemiyoruz. Ama pek çok konuda da hassasiyet kazanmak da gerekiyor ve bunun için kendi eğitimimizden bilhassa kendimiz sorumluyuz. Karıncayı ezmemek için o kadar özen gösterebiliriz ama bir taraftan karşıdaki insanın onuru, haysiyetini yerli yeksan edecek kadar da pervasız olabiliriz. Allah muhafaza. Bu şeylere de herhalde dikkat etmeli. Yani aşırılıklara varmamalıyız. Karıncaya da ezmeyecek hassasiyet, güzel ahlakı kazanmalı. Hayvanlara merhameti, bunu hep kazanabilmeli. Ama karşımızdaki insanlara da bir onur duygusuyla yaklaşabilmeli. Onun da varlığına değer verebilmeli. Evet, mümin olmaya çalışır fakat takvalıyım iddiasında bulunmaz. Benim çıkarttığım hisselerden birisi. Olmaya gayret ederiz ama işte ben takvalıyım, işte o takvalı, böyle bir sözün söyleyebilecek kişi ben değilim kıvamında olmalı. Bu yolda gayret ederiz ama oldum diyemeyiz. Oldum demek, bittim demek oldum demişti. Oldum demek, bittik, bittim demektir. Evet, Mevlana Hazretleri'nin ifadesiyle. Hiç kimse olamaz zaten. Olmuş insanlar bir tek peygamberlerdir değil mi? Rabbimizin izniyle, onun yetiştirmesiyle, onun terbiye etmesiyle onlar olmuşlardır. Ama onun dışındaki normal insanların hiçbirisi olma yetisine sahip değildir. Olmaya gayret eder ama tam kıvamında
olamaz. Kamil mümin olmaya gayret ederiz biz sadece. Kamil mümin olup takvaya ulaşmak için de bir önemli husus ihsan kavramı. Onun da üzerinde duralım isterseniz biraz hocam. İhsan nedir? İhsan Rabbimizi görüyormuşçasına hareket etmek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerine baktığımız zaman takvaya ulaştıran bir hareketin ihsan olduğunu buyuruyor. İhsan her işimizde, her hareketimizde Rabbimizi yanımızda hazır ve nazır olarak hissetmek. Böyle bir kontrol mekanizmasına sahip olan insanın zaten günaha düşmesi ya da günahında ısrarcı olması mümkün değil. Ama Rabbimiz görünür olmadığı için Rabbimizi bazen hissedemiyoruz ya da yok sayıyoruz öyle diyelim. İşte bu da bizi günaha sevk ediyor ya da günaha kaymamızı kolaylaştırıyor. Şu mu demek ya da şu demek mi? Şu anda Allah benimle. İşte dışarı çıktım, Allah benimle. Parka gittim, Allah'ım seni benimlesin. İşte alışveriş merkezine gittim, Allah benimle. Sınava girdim. Bunu demek değil galiba, değil mi hocam? Bu değil. Yani her ne yapıyorsam ya da yaptığım şeyi daha böyle kıvamlaştırmak için, iyi hale koymak için çaba göstermem, Allah'ın benimle olduğunun farkına varmam demek. Yani sözle demek ya da aklımdan Allah benimle demek değil. Allah zaten bizimle. Benim eylemimin kalitesiyle ilgili Allah'ın benimle olduğunu fark etmiş olmam, bunu içselleştirmem. Aynen. Evet. O esnada ne işle meşgulsek, yani Allah'ın rızasına ulaştıracak şekle dönüştürmek, Allah'ın bizimle olduğunu hissetmek. Yani eğer bir alışveriş yapıyorsak, alışverişi hakkıyla yapmak, yani hırsızlıktan uzaklaşmak, işte satıcıyı kandırmaktan uzaklaşmak, mesela ders çalışıyorsak, sınava hazırlanıyorsak, hakkıyla çalışmak, bileğimizin hakkıyla o puanı almaya çalışmak, bir şey öğretiyorsak gerçekten emek vererek, ter dökerek o kişilere o bilgileri öğretmeye çalışmak yine Rabbimizin yanımızda olduğunu hissetmek demektir. Yani yanlıştan kaçınıp kendimizi doğruya sevk etme kontrolüdür bu. Yani yoksa dediğiniz gibi Rabbim benimlesin demek değil, bunu tekrar etmek değil. O bilince sahip olmak, adımlarımızı atarken dikkatli olmak. Zaman zaman ticaretle uğraşan hanımlarla, beylerle de karşılaşabiliyoruz. Onların da işte dertlerinden kıyafeti çocuğuna denettiriyor ama deneyip bittikten sonra, çıkarttıktan sonra ya yırtılmış bir şekilde ya da çocuğunun çikolatasını üzerine silmiş bir şekilde asıp gidiyorlar. Böyle bir özensizlik de olmamalı o zaman. Sadece namaz kılan, oruç tutan bir mümin değil. Zaten bu şekilde bir mümin olmak, davranışlarında başkalarına yansıyan davranışlarını da daha güzelleştirmeye çalışmak demek. Bir annenin evladına diyelim bir kıyafet denettiriyor. Ağzında belki bir dondurma, çikolata izi gördü. Önce onu silip daha sonra o kıyafete bir zarar gelmesin diye nihayetinde almaya da bilir. Çıkartırken, giydirirken hassasiyetle, özenle davranması da bu bir takvadır o zaman. Evet hocam. Şimdi takva örneklerine geçelim. Biz son derece böyle arka planını, felsefi yanını, bizi düşündüren yanını hep konuştuk. Bunlara dikkat etmek takva. Hatada ısrar etmemeye gayret etmek takva olabilir mi? Elbette ki hocam. Yani Peygamber Efendimizin ifadesiyle kulun en hayırlısı tevbe edendir. Hata edenlerin en hayırlısı tevbe edenlerdir buyuruyor. Hata etmek insana ait bir duygu, bir özellik. Zaten Rabbimiz hata edici olarak yaratmış bizleri. Olgunlaşma basamağı belki evet, de. Hata edici olarak yarattığı için hatalardan ders alarak bizleri ondan vazgeçerek takva boyutuna aslında ulaştırmak da istiyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a hata eden birçok sahabe geliyor, anlatıyor derdim. Ya Resulallah böyle bir hata ettim. Git diyor Peygamber Efendimiz. Tevbe et. Bundan uzaklaş. Sadaka ver. İşte şu hayrı yap diyerek kulun kendisini başka işlerle, güzel işlerle meşgul ederek o hatadan uzaklaşmasını, onu bertaraf edecek başka bir amel yapmasını istiyor. Yani Hazreti Peygamber'in yine bir hadisini hatırlayalım. Bir kötülüğün ardından hemen bir iyilik yap ki o onu siliversin. İyilikler kötülükleri örter anlamına gelen Kur'an-ı Kerim'de de ayetler var. Şimdi ben bir yere girdim diyelim. Böyle bir şey olmamıştır, olmasın da dilerim. Sadece benimki bir senaryo. Pat diye girdim izin almadan ama orada işte arkadaşlarımın konuştuklarını gördüm. Belki de rahatsız etmiş olabilir. Birden girmek belki de korkutabilir en ufağı değil mi?
Ben şimdi bu hatamdan nasıl ders alayım? Hatamı nasıl tekrar yapmayayım? İkinci defa girişimde ben bundan bir sonuç çıkartayım. Karşımdaki insanları rahatsız etmemek için bir kapıyı tıklatmak. Müsait misiniz, girebilir miyim arkadaşlar, nereye giriyorsam? Bu şekilde söylemek de hatamda ısrarcı olmadığımı gösterir. Bu da bir takva örneği oluyor o zaman. Tabii ki hocam. Ya bu tür örnekler zaten Hazreti Peygamber'in hayatında çok fazla. Aslında takvaya ulaşabilmek için önümüzde yaşanmış bir hayat var. Evet. Yani değil mi? Siyer kitaplarını karıştırmak, Hazreti Peygamber'in güzel ahlakını anlatan kitapları karıştırmak, orada kendimizde gördüğümüz eksiklikleri gidermeye çalışmak bizim için çok güzel bir yol gösterici üslup olabilir. Çünkü Hazreti Peygamber Kur'an'a uygun şekilde hareket etmiş, kendisini o şekilde yetiştirmiş. Ne buyuruyor? Rabbim beni terbiye etti. Ne güzel terbiye etti. Ya terbiye etmek ne demek? Şekil vermek, kıvam vermek, belli bir ölçüye, seviyeye ulaştırmak demek, eksikleri gidermek demek. O açıdan Peygamber Efendimiz böyle bir kıvama geldiyse demek ki o örnek. Yani günlük hayatta karşılaştığımız pek çok şeyi zaten Peygamber Efendimiz yaşadı hayatında. Bizzat hadislerde bunları görüyoruz. Hata edenle de karşılaştı, birebir karşısında günah işleyenle de karşılaştı. Ne kaba saba insanlarla da karşılaştı. Bu kadar da olmaz dediğimiz pek çok örneği okuduğumuzda Peygamberimizin tavrına yeniden hayran oluruz. Peygamber'e bu yapılır mı diyoruz biz değil mi? Ama yapılmış ve Peygamberimizin tavrı bu anlamda çok önemli bizim için. Evet. Biz kendimize yapılınca hazmedemiyoruz ama bir Peygamber'e de yapılmış bu hal ve hareketler. Doğru. Yine borcun diyelim zamanında ödenmesi bir takva ahlakı olabilir mi? Evet hocam. En basit kul hakkı. Kul hakkına sirayet eden durumların hepsinde takva var. Yani hakları ikiye ayırıyoruz. Allah hakkı olanlar, kul hakkı olanlar. Evet. Kul hakkı olanlar insanlarla muamelat dediğimiz iş ve ilişkilerimizi düzenleyen kısım. Allah hakkı da ibadetler kısmı. O açıdan Allah hakkına sirayet edenler ayrı, kul hakkına sirayet edenler ayrı. Kul hakkına girdiğimiz her yer, kul hakkı olabilecek en ufak bir şeyde de dikkat etmemiz gerekiyor. Orada takva usulüne göre hareket etmemiz gerekiyor. Bizim bu konuşmalarımız hayat için, kendimiz için birer ipucu teşkil ediyor. Yoksa başından sonuna kadar belki takvayı, belki diğer konuları tamamen bütün ayrıntılarıyla ele alamayı sadece düşündürme amacımız. Ben her zaman olduğu gibi sevgili arkadaşım seninle özelde de sohbet etmeyi seviyorum. Bu ekranlar karşısında da sohbet etmeyi seviyorum. İstifade ettim. Ağzına gönlüne sağlık. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere diyeyim. Bir başka programda nasip olursa inşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten de çok keyifli bir sohbet aktı oldu. Aktı gitti. Aktı gitti. Daha anlatacağımız pek çok şey var belki takva ile ilgili ama geri kalan kısmını da izleyicilerimize bırakalım. Evet. Araştırsınlar. Biraz düşünmek gerekiyor. Biraz düşünelim. Kendimizi bir hesaba çekelim. Otokontrolümüzü sağlamaya gayret edelim. Bitirirken de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın duasıyla bitirelim. Allah'ım senden hidayet, takva, gönül zenginliği ve kanaat istiyorum diyelim. Sorgulayan bir mümin olmak asıl hayatımızı daha da güzelleştiriyor demek ki. Peki evet, tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere deyin. Siz kıymetli dinleyenlerimizi, izleyenlerimize de teşekkür ederiz. Ekranlarınızın başında bizleri dikkatle dinlediğiniz için ki öyle düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşmek üzere.